teşekkür ediyoruz. Hatay Büyükşehir Belediyesi Karbon Ayak İzleri Mantarı ve İklim Değişikliği Eylem Planı Projesi'nin yöneticisi olarak buradayım. Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak ilimiz ve iklim değişikliği ile ilgili bilinç arttırmak ve yapılması gerekenleri öngörebilmek adına başladığımız proje kapsamında Hatay ile sera gazı emisyonlarının belirlenmesi ve emisyonların 2030 yılına kadar il genelinde azalmasına yönelik senaryolar oluşturulması planlanmaktadır. Bugün burada gerçekleştirmekte olduğumuz ikinci toplantıda eylem planında hedeflere ulaşılmasında karşılaşılabilecek güçlükler, saygıdeğer misafirler, iklim değişikliğiyle mücadele koşulsuz sürdürülebilir kalkınma hedefi içerisinde en zorlu alanlardan biridir. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, yani kısaca UNDP olarak ne yapıyoruz, neden buradayız, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Destek amacıyla Avrupa Birliği'nden veya başka son fon sağlayıcılardan aldığımız hibeleri yönetmekteyiz. Bugün burada sera gazı emisyonlarının azaltılması yönünde bizler yerel yönetimlerle diğer yerel paydaşlar olarak neler yapabiliriz, bunları konuşuyor olacağız. Bu projenin amacı da Hatay ili için sera gazı emisyonlarının belirlenmesi ve ileriye yönelik olarak yol haritası çizen iklim değişikliği eylem planı oluşturulması. Şimdi bizim başlangıç noktamız, yani bir senaryo oluşturulması gerekiyor. Azaltacağız, bir hedef koyacağız ama neye göre hedef belirlememiz gerekiyor? 2017 yılında bizim emisyonlarımız nedir? 2030 yılına kadar nereye gitmesini öngörüyoruz? Hatay kapsamındaki sera gazı emisyonlarından bahsedeceğim ve bunları azaltabilmek için 2030 yılına kadar gerçekleştirilebilecek eylemlerden, alternatif eylemlerden bahsedeceğim. Umut finalları toplam sabit kaynakların %80'ini oluşturuyor. Bu ticari ve resmi binalar yaklaşık %21'ine denk geliyor. Eriye ulaşımımızda kısıt olduğundan dolayı sadece tarım ve hayvancılık kısmından bahsediyor olacağım. Sözlük aslında 2030 yılında 1047'lere çıkacağını tahmin ediyoruz. Bunun nedeni de geçtiğimiz 3 yılın ortalamalarını alıyor oluş. Tarımdaki data özellikle 2004'ten 2015'e kadar çok hızlı bir artış gösteriyor. Bir takım teşviklerle hayvan sayılarının çok artmasından dolayı. Alıyorum fotoğrafı. Teşekkür ederim. Yok, iyi.